Arkadaşlar bu derste de bir gözün diğer bir gözle nasıl hareket ettiğini, bir arabanın ileri doğru hareket ettirildiği zaman arabanın lastiklerinin de ileri doğru hareket etmesini nasıl sağlayacağız, bunları nasıl birbirleriyle ilişkilendireceğiz bunu göreceğiz. Bu özellikler arkadaşlar viraj parametre biriminden yapıyoruz. Öncelikle arabanın lastiğini arkadaşlar inceleyelim. Evet, arabanın lastiğini seçtikten sonra arkadaşlar sağ tıklayarak rotate ediyoruz. Bakın burada ileri doğru ve geriye doğru döndürmesi gereken eksenin y ekseni olduğunu gördük. Aracımızı seçelim ve mav edelim. Bunun da geriye doğru hareket ettiren evet eksenin x eksenini olduğunu gördük. Şimdi bunları ilişkilendirelim arkadaşlar. Evet, lastiğimizi seçtikten sonra arkadaşlar burada çıkan yerden klavyemizi pardon mouse'umuzdan sağ tıkladığımız zaman çıkan vire parametresi seçiyoruz. Transform rotasyon y'si ile aracımıza tıkladığımız zaman karşımıza bir seçenek çıktı. Pozitif x'ini ilişkilendiriyoruz. Bunu yapabilmek için karşımıza bu şekilde seçim yaptığımız zaman bir menü çıkıyor. Buradan sağdakileri soldakilerle ilişkilendirmek için ok işaretini, soldakileri sağdakilerle ilişkilendirmek için alttaki işareti, her iki tarafı da birbiriyle ilişkilendirmek için en üstteki kısmı seçip join dediğimiz zaman ilişkilendirmiş oluyoruz. Burada biz bunu yapmak için sağdaki pozitif olayını rotasyon özelliğiyle ilişkilendireceğiz. Ve join dedikten sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada aracımızı hareket ettirdiğimiz zaman arabanın bakın lastiğinin ileri geri hareket ettiğini görüyoruz. Fakat hareket değil döndüğünü görüyoruz burada. Evet, burada yapmamız gereken arkadaşlar yine aynı özelliği. Yani arabanın lastiğini seçtikten sonra yine vire parametre istiyoruz. Transform bu kez pozitif x ile aracımızın pozitif x'ini ilişkilendiriyoruz. Yine aynı şeyi yapıyoruz ve join dedikten sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Evet, burada aracımızı seçtikten sonra ileriye doğru hareket ettirdiğimiz zaman evet arkadaşlar şu anda yaklaşmış olarak görelim isterseniz. Evet, şu anda artık aracımız ileri doğru hareket ettiği zaman arabanın lastiğinin ileri doğru döndüğünü ve hareket ettiğini, geriye doğru getirdiğimiz zaman ise geriye doğru dönüp hareket ettiğini görüyoruz. Bu şekilde de ilişkilendirmeleri yapıyoruz. Bunun için ise dedik klavyemiz, mouse'umuzdan sağ tıklayıp vire parametre özelliğini seçiyoruz arkadaşlar.